Tonguç Akademi'den herkese merhabalar. 9. sınıf kimyasına artık başlıyoruz arkadaşlar. Herkes kemerlerini bağlasın. Kimya bilimine giriş diyeceğiz bununla birlikte. İlk konumuzu, ilk ünitemizin iki bölümünü birden tamamlamış olacağız arkadaşlar. Şöyle hemen programa bir göz atarak ilerleyelim bakalım neler var. Derslerimiz başladı zaten. Edebiyat, fizik ve biyoloji ile şimdiye kadar derslerimize çalıştık. Kimya ile devam edeceğiz ve gördüğünüz gibi arkadaşlar dopdolu bir program bizi bu ay için bekliyor. Bundan sonraki aylarda da bu devam edecek. O yüzden hiçbir dersi kaçırmamak için ne yapıyoruz? Hemen kanala abone olmayı ihmal etmiyoruz arkadaşlar. Ee, sürekli takipte kalıyoruz çok önemli bir program bizi bekliyor olacak. Bir sonraki dersimizde de kimyanın sembolik dili ve kimya laboratuvarı diyeceğiz ve iyice ilerlemiş olacağız ünitenin içerisinde. Şimdi haydi bakalım neler varmış? ilk olarak dersimizin içeriğinde arkadaşlar kimyanın bilim olma süreci diyeceğiz. Yani aslında kimyanın tarihçesinden bahsedeceğiz. Nereden çıktı bu kimya? Nasıl bugünkü hallere geldi? Bunlardan bahsedeceğiz. Bu süreci tabii ki detaylandıran bazı açıklamalarda bulunacağız. Mesela uygarlıkların kimya bilimine ne gibi katkılarda bulunduğundan bahsedeceğiz. Kimya bilimine katkı sağlayan bazı bilim insanlarını, öne çıkan bilim insanlarını değerlendireceğiz. Ardından bak burası kimyanın tarihsel sürecini bize anlatmış oldu. Kimya ortaya çıktı. Peki kimyanın içeriğinde neler var? Başlıca kimya disiplinleri diyeceğiz. Ardından bazı endüstrilerden bahsedeceğiz ve kimya alanı ile ilgili başlıca meslekler diyeceğiz. Böylece de bütün bir sürecimizi, bütün bir dersimizi tamamlamış olacağız. Peki bu dersten çıktıktan sonra biz neleri öğrenmiş olarak ayrılacağız buradan arkadaşlar. E, hayatımıza neler katmış olacak? Ne gibi faydalarda bulunacak burası bizi? Öncelikle arkadaşlar kimya biliminin tarihçesini öğrenmiş olacağız. Yani başlangıçta neler vardı? İlk insanlardan yola çıkacağız hatta neler yaptılar? Bugünlere nasıl geldiler? Bunları söyleyeceğiz. Ardından da kimya biliminin uygulama alanlarından bahsedeceğiz. Yarın öbür gün aramızdan kimya bilim ile ilgili meslekler yapmak isteyen kişiler varsa onları neler bekliyor ya da bunu tercih etmek için sebepler neler olabilir? Aslında ta şimdiden ön bilgilendirme karşımıza gelmiş olacak. E, tabii ki bu çalışmayı tamamladıktan sonra e, bizim ödevlerimiz bekliyor olacak arkadaşlar. Şimdiden birçoğunuzun aldığını biliyorum zaten. E, o almayanlar için hemen e, bu eksiklerimizi kapatma zamanıdır diyelim. 0'dan 9'a Kimya kitabı temel kaynaklarımızdan birisi olacak arkadaşlar. Sene boyunca bundan ödevlendirmeler gelecek karşınıza. Bunu bir an önce edinin. Peki neler bekliyor bizi? Bak 0'dan 9'a kimyadan sayfa 10.34 arası bu ders için ödevimiz olacak. Hemen şöyle bakalım ikili sayfanın sol tarafı bize bir konuyu anlatacak ardından da burada anlatılan konu ilgili sorular bizi bekliyor olacak. Her sayfada bir konu bir sayfada da sorular bizi bekliyor olacak. Böylece aslında adım adım sorularla da kendimizi geliştirerek devam ediyor olacağız. Bölümleri tamamladıktan sonra da süzgeç testleri ve... Bölüm testleri bizi bekliyor olacak. Tara geçlerimiz olacak arkadaşlar. Yani sürekli hem konuyu çalışıp hem de tekrarları da yaparak aslında ilerlemiş olacağız. Ünitenin sonuna geldiğimiz zaman da ünite testleri yine burada bizi bekliyor olacak. E ardından tabii ki burada işimiz bitmiyor. Dinamo Kimya kitabı bir diğer temel kaynağımız olacak arkadaşlar. Bu iki kitabı da herkesin almasını istiyorum. Çok ihtiyacımız olacak. Dinamo Kimya kitabında da TESRA 1-13 arası bizim ödevimiz olacak arkadaşlar. Bu kitapta neler var peki ondan bahsedelim. Her sayfada bir tane çözümlü örneğimiz var. Aslında bu konuyu bize anlatan bir örnek olacak ve bu anlatılan konuyla ilgili dört tane soru bizi aşağıda bekliyor olacak. Her sayfada bu kendini bu şekilde tekrar edecek. Ardından yine bölüm tamamlandıktan sonra tarama testleri bizi bekliyor olacak. Ünitenin sonuna geldiğimiz zaman ünitenin geneline bakış atan ünite testlerimiz olacak. ...efendi sizinle okuyan arkadaşlarımıza yönelik soruların bulunduğu testler... ...ÖSYM tarzı soruların bulunduğu testler ve yazılıya hazırlık testleri bizi bekliyor olacak arkadaşlar. Diyelim ki her iki kitapta da çözemediğimiz herhangi bir soru oldu ya da şöyle bir çözümünü dinlemek istediğimiz bir soru oldu. Kare kodlar bizim yardımcımız olacak. Videoya gidip video anlatımını dinleyerek bütün eksiklerimizi giderme şansı bulacağız. Her iki kitabımızda gerçekten şahane kitaplar bir an önce edinmenizi şiddetle tavsiye ediyorum. O zaman hiç beklemeyelim ve dersimize dalalım. Şimdi arkadaşlar ilk olarak diyeceğimiz konu simyadan kimyaya olacak. Bak öncelikle bir simyayı tanımlayacağız. Ardından da bu simyanın kimyaya dönüşüm sürecinden bahsedeceğiz. Hemen bir tanımlayalım bakalım neymiş kimya, simya dediğimiz olay. Arkadaşlar çok daha ilkel zamanlarda İnsanların belli amaçlar uğruna, belli amaçları gerçekleştirebilmek için yaptıkları bazı çalışmalar vardı. Bilimsel değildi bak temel farkını şimdiden söyleyelim daha sonra da tekrar edeceğiz. Simya bir bilim değildi ama burada belli uğraşlar vardı, belli şey amaçları gerçekleştirmek için. İşte bu amaçları gerçekleştirmek için yapılan çalışmaların sonucunda bazı bulgular elde edildi. Bu bulgular birikti, 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 birikti ve ilerleyen aşamalarda bir bilime dönüştü. İşte simyanın bir felsefe olan simyanın dönüştüğü bilimi de kimya olarak değerlendiriyoruz. Simyayı o zaman şöyle düşünebiliriz. Çok daha ilkel bir zaman ve ilkel çalışmaların olduğu dönem bir bilim değil. Ama bu çalışmalar daha teknolojik hale geldiği zaman, teknolojiyle birleştiği zaman ve daha bilimsel hale geldiği zaman kimya ortaya çıkmış olacak hemen bu süreci şöyle tarihsel olarak değerlendirecek olursak milattan önce 3000'lere gidelim arkadaşlar. İlk insanlar neredeyiz? Hani medeniyetin ortaya çıkmaya başladığı ilk dönemler olarak değerlendirebiliriz. Tabii ki bu dönemdeki insanların arkadaşlar e ...belli temel ihtiyaçları vardı. Yani bugünkü gibi lükslerden bahsetmiyorduk. Orada karşılamak istedikleri bazı temel ihtiyaçları vardı. Ne gibi ihtiyaçlardı bunlar? Arkadaşlar bunlar mağaralarda yaşıyorlar. E yani barınma gibi bir ihtiyaçları var. Bakın en temel ihtiyaçlarını gidermeye çalışıyorlar. Veya e hayvanlardan korunmaya çalışıyorlar. Sadece hani e beslenme değil... ...kendilerini hayatta tutacak bir sürece de ihtiyaçları var. Dolayısıyla sağ kalma diyebiliriz hayatta kalma gibi bir gayeleri var temel ihtiyaçları sadece canlı kalabilmek öyle düşünebiliriz veya bunların bir şekilde beslenme ihtiyacı var Beslenme gibi bir e, amacı gerçekleştirecek bazı çalışmalar yapıyorlar. Tabii ki çok daha e, temel ihtiyaçları gidermeye yönelik çok daha ilkel çalışmalardan bahsediyoruz bu süreçlerde. Neler yapıyorlar mesela barınma ihtiyaçlarını gidermek için işte mağaraları geliştiriyorlar, mağaraların işte kapılarını e, girişlerini bir şekilde kapatmaya çalışıyorlar. E, bu süreçte de birçok kayacı inceliyorlar. Mesela kayaçlarla ilgili çalışmalar yapıyorlar veya sağ kalabilmek için canlı kalabilmek için bazı silahlar yapmak zorunda kalıyorlar. Metalleri işliyor. Burada metallerden alışımlar elde ediyorlar ya da beslenme ihtiyaçlarını gidermek için artık ateşi çok daha ciddi kullanmaya başlıyorlar ve yine aynı şekilde av aletleri yapmak için metalleri kullanmaya başlıyorlar. Dolayısıyla da temel ihtiyaçlarını gidermek için aslında bugünkü kimyanın temellerini atan bazı çalışmalar yapıyorlar, bazı ürünler ortaya koyuyorlar. Şimdi e, biz bu süreçteki çalışmaları değerlendirecek olursak teorik bir temelden bahsedebilir miyiz? Yani adamlar... E, Sağ kalabilmek için silah yapıyorlar sadece ee, mızrak yapıyorlar. Dolayısıyla burada teorik bir temeli yok. Neye dayalı çalışmalar bunlar? sınama yanılmaya dayalı çalışmalar olacak arkadaşlar. Bak bu ifade çok önemli. Sınama yanılma veya deneme yanılma yoluna dayalı çalışmalar yapıyorlar. Yani bir bilimsel temeli olmayan çalışmalar yapıyorlar. Peki bunun sonucunda neler ortaya çıkıyor? Bazı maddeleri keşfediyorlar. Bugün daha hala daha kullandığımız işte sabun, kağıt, matbaayı ya da mürekkebi keşfetme sürecine giriyorlar. Ya da bazı araç gereçler geliştiriyorlar. Bugün kullandığımız birçok araç gerecinin ilkel olanını üretiyorlar en azından. Mesela imbik gibi damıtmada kullanabileceğimiz yöntemleri, araçları geliştiriyorlar. Ve tabii ki bugün daha hala daha kullandığımız birçok yöntem geliştiriliyor. İşte damıtmadan bahsettik mesela kristallendirme gibi bazı yöntemleri o dönemde geliştiriyorlar. Peki bu çalışmaların hayalleri üzerine kurguladıkları zaman e, hangi hayaller üzerine kurguladılar daha doğrusu bundan bahsedelim yani simyanın asıl felsefik olarak ortaya çıkmasının sebebi Üç tane temel hayaldi arkadaşlar. Bunları gerçekleştirmek için daha e, derin çalışmalar yapmaya başladılar. E, bu yaptıkları çalışmalarda bize birçok yeni ürün kazandırdı. Nedir bunlar peki? Değersiz madenleri arkadaşlar altına dönüştürebileceklerini inandılar. Dediler ki biz çok zengin olmalıyız. Bunun için değersiz madenleri mesela demiri alıp altına dönüştürebiliriz. E, bunun için bazı çalışmalar yapalım. E, bu arada neler keşfediyorlar? Bak tabii ki altına dönüştürme gibi ihtimalleri yok. Ama bu arada yanlışlıkla bir sürü alaşım keşfediyorlar geliştirirken veya ölümsüzlük iksiri diye bir iksiz iksir var. Biz onu bulursak bütün hastalıkları tedavi ederiz ve sonsuza kadar yaşayabiliriz. İşte e, tabii ki bunu bulamıyorlar ama bunu bulmak için yaptıkları çalışmalar sayesinde de birçok yeni ilacı keşfediyorlar. Ve istedikleri her şeyi elde etmelerini sağlayacak felsefe taşı adı verilen bir taşı bulabileceklerine inanıyorlar. E Tabii ki böyle bir taş yok ama bunu bulmaya çalışırken yanlışlıkla birçok yeni mineralin keşfini gerçekleştiriyorlar. Dolayısıyla simyacıların bazı hayalleri vardı. Bunları bulmak için sınama yanılma yöntemine dayanan birçok çalışma yaptılar. Birçok uğraşta bulundular ki bu uğraşlar aslında simya olarak adlandırılıyor ve bunun sonucunda da e, istemeden de olsa bir sürü yeni keşifte bulundular. Neler buldular peki? Birçok araç geliştirdiler dedik, fırınlar buldular, imbiyi geliştirdiler, su terazisi gibi, kruze gibi. Bugün hala da aslında e, çok daha teknolojik olarak olsa da kullandığımız birçok maddenin, birçok aracın en ilkel yöntemini geliştirdiler. Yöntemlere gelecek olursak damıtma, süzme, kristalendirme ve mayalama gibi fiziksel özelliğe sahip olan birçok yöntemi arkadaşlar simyacılar geliştirdiler o zamanlar. Mürekkep gibi, cam gibi, borut gibi, kezzap gibi bugün hala daha yoğun olarak kullandığımız birçok maddeyi yine simyacılar keşfettiler diyelim. Simya ve kimyanın farkları arkadaşlar karşımıza önemli olarak çıkacak sorularda da sürekli karşımızda bu olacak. Diyeceğiz ki en temel farkı nedir? Simya bir Felsefedir arkadaşlar, bir bilim değildir ama kimya bir bilimdir. Bilim olarak ortaya çıkmış ve kendini geliştirmiştir. Peki bunu felsefe yapan ama kimyayı bir bilim yapan e, gelişmeler neler, farklar neler? Öncelikle teorik temellerden bahsedeceğiz. Simyanın teorik bir temeli yok yani bilimsel bir dayanağı yok. Ama kimyadaki söylenen, ortaya atılan her bilgi teorik bir temele dayanmak zorundadır. Simya sınama, yanılma doya, yoluna dayalı çalışmalar sonucunda ortaya çıkmıştır ama kimyada deney ve gözlemler vardır. Yani aslında teorik bilgileri kullanarak aslında e, kendisinden önce yapılan çalışmaları değerlendirerek ortaya yeni bir çalışma attığın zaman bu bilim haline gelmiş oluyor. Ancak e, simyada ne yapıyorsun? Sadece olacak mı, olmayacak mı? Acaba sorusuna cevap vermek için bazı şeyleri deniyorsun. Bu kadar bir temeli yok. Kimyada sistematik bir bilgi birikimi varken yani kendinden önce yapılmış çalışmaların hepsini birleştirip onun üzerine yeni bilgiler eklemeye çalışırken simyada herhangi bir şekilde sistematik bir bilgi birikimi yok. Öyle ortadan bodoslama bir çalışma yapıyorsun. O sonuç gelirse ne mutlu sana gelmezse hayırlısı deyip geçiyorsun. Şimdi e, simyadan kimyaya geçiş sürecinde neler oldu peki? Yani daha doğrusu e, simyayı kimyaya taşıyan gelişmeler nelerdi? Arkadaşlar daha sistematik deneyler yapılmaya başlandı. Simya döneminde herhangi bir şekilde sistematik çalışma yoktu ama zaman içerisinde bu bilime geçiş sürecinde daha sistematik deneyler yapılmaya başlandı. Ee, en önemli gelişmelerden birisi terazinin kullanımıydı. Yani kütlenin ölçülmeye başlaması. Dolayısıyla artık bu yapılan deneyler, çalışmalar daha sayısal verilere dayanmaya başladı. Dolayısıyla artık gerçekten matematikle de birleştirilmiş bir bilim ortaya çıkmaya başladı. Nicel ilişkiler kuruldu. Aslında söylediğimiz gibi, hani sayısal verilere dayanan e, sonuçlar ortaya çıkmaya başladı ve teoriler deneylerle test edildi. Ortaya atılan e, teoriler felsefik bir temelden çıktı daha bilimsel bir temele dayandı çünkü artık deneylerle bunları kanıtlamaya başladık. İşte dolayısıyla da bu gelişmeler simyanın kimyaya dönüşmesinin temellerini oluşturdu. Peki neler buldu simyacılar arkadaşlar? Yaraların tedavisinde kullanılabilecek birçok maddeyi keşfettiler. Mesela göz taşı gibi bir maddenin e, yaraları tedavi etmeyi iyi geldiğini fark ettiler. İşte kil kullandılar ve bu sayede çanaklar, çömlekler yapmaya başladılar ya da kol adı verilen bir sürme yardımıyla özellikle Mısır'da bundan bahsedeceğiz. Göz çevresini boyamaya başladılar. Derilerin tabaklanması yani bozulmasını engellemek için sofra tuzunu kullanmaya başladılar. Sofra tuzu sayesinde derilerden faydalanmaya başladılar. Zehirlenmelerin tedavisinde kullanılan birçok madde keşfettiler arkadaşlar. Giysileri maviye boyama için Kıbrıs taşı adı verilen bir taş geliştirdiler ve bununla giysilerin mavi diye boyamasını sağladılar. Kükürt buharı gibi bir e, destek sayesinde kükürt buharını kullanarak meyvelerin kurutulmasını sağladılar ve kışında meyve tüketmeye devam ettiler veya metallerin saflaştırılabilmesi için birçok asit kullandılar ve bu asitlerin e, kullanımını yaygınlaştırdılar arkadaşlar. Bu çalışmalar sayesinde de e, simya aslında kimyaya dönüştü. Daha doğrusu simyadan kimyaya aktarılan birçok bulgu ortaya çıktı. Şimdi gelelim arkadaşlar bazı uygarlıklardan bahsedeceğiz. Simyanın kimyaya dönüşümüne çok önemli katkılar sağlayan daha ilkel uygarlıklardan bahsedeceğiz. İlk olarak arkadaşlar eğer herhangi bir yerde karşımıza bilinen en eski ilaç kitabı diyorsa bak burada diyeceğiz ki Nipur adı verilen bir şehrin kalıntılarında 12 tane ilacın tarifinin içerisinde yer alan bir kil tablet bulundu. Bulunan en eski ilaç kitabı budur. bu medeniyet aklımıza gelecek. Deri boyama Cam eşyalar veya metal süs eşyaları deyince aklımıza hemen Mezopotamya medeniyeti gelecek. Karşımıza Mezopotamya ile ilgili bir soru gelirse büyük ihtimalle de bu ilaç kitabından gelecek arkadaşlar. Unutmuyoruz. Nippur kentinde bulunan bir e, kitaptı bu eğer paslanmaz demir sütunlar diyorsa bak soru büyük ihtimalle buradan gelir karşımıza sıfır sayısı diyorsa çanak çömlek yapımı diyorsa veya cebir ve geometri gibi bir alandan bahsediyorsa burada çok gelişmiş bir medeniyetten bahsediyorsak aklımıza hemen Hindistan gelecek Hint medeniyetinde arkadaşlar bunların e, yapıldığını biliyoruz bunlar günümüze bu sayede ulaştılar diyoruz. Tepkime cetvelleri yani kim hangi maddeyle tepkimeye giriyor ve sonuç olarak ne açığa çıkarıyor? Bununla ilgili bir cetvel hazırladılar. Alkolü ilk defa elde eden medeniyetten, kağıt, borut, mürekkep, matbaa deyince aklımıza ilk gelen medeniyetten bahsediyoruz burada. Tabii ki Çin hemen aklımıza gelecek arkadaşlar. Bu gelişmeler sayesinde aslında simya kimyaya taşındı diyebiliriz. Piramit mumyalama, altın diş dolgusu, balıkların salamura yapılması yani aslında salamura yöntemini komple diyebiliriz ya da kükürt buharının kullanılarak kuru meyvelerin elde edilmesi deyince aklımıza hemen Mısır medeniyeti gelecek arkadaşlar. Mısır sayesinde aslında Mısırlıların bu çalışmaları sayesinde simya kimyaya doğru büyük bir yol katetti diyebiliriz. Piramitlerden bahsediyoruz. Piramitler gibi e, inanılmaz yapıları inşa ettiler. Dolayısıyla burada aslında birçok yapıştırıcı kullandılar. Öyle düşünebiliriz. Burada tabii ki kimya var. Ya da mumyalama gibi bir yöntemi geliştirmek istiyorsan burada aslında kimyanın temellerini kullanmam gerekiyor. E, tabii ki burada gördüğümüz bütün çalışmalar için kimyanın temelleri oluştu diyebiliriz. Devam ediyoruz uygarlıklarımız. ...vinç, kilit, dişli, pompa, kaldıraç gibi arkadaşlar birçok mühendislik ürününü ya da boyar madde, sabun, cam gibi bugün hala daha yoğun olarak kullandığımız birçok maddeyi ve simyanın temelinde yer alan dört öğe kuramını... Yani bütün maddelerin dört tane temel elementten oluştuğunu, dört temel öğeden oluştuğunu ifade eden, dolayısıyla da simyanın madde tanımını yapan medeniyetten bahsediyoruz arkadaşlar. Şöyle düşünelim bugün nasıl ki mühendislik deyince aklınıza Almanya veya Japonya geliyorsa. O zaman da mühendislik konusunda vinç kilit dişli gibi konularda kaldıraçlar gibi konularda aklımıza Yunan medeniyeti geliyordu. Çünkü Yunanistan'da Arşimet diye biri yaşıyordu ve o bütün bunların hepsinin mucididir diyebiliriz. Çanak, çömlek, kargı, pulluk veya evcil at gibi arkadaşlar at ve atı geliştiren bütün süreçlerden bahsediyorsak tabii ki aklımıza Orta Asya medeniyeti gelecek ve... Simyan'ın kimyaya doğru yolculuğunda en önemli katkıları sunan medeniyetten bahsedeceğiz arkadaşlar burada. Arsenik, antimon, zaç yağı, kezzap, nişatır, emaye, çelik gibi çok çok önemli. Bugün hala daha yoğun olarak kullandığımız birçok maddeyi geliştiren ve yağ özütleme gibi çok önemli bir kimyasal süreci imza atan bir medeniyet var karşımızda. Tabii ki İslam medeniyeti diyeceğiz arkadaşlar. İlk Kimya laboratuvarını kuran medeniyettir aynı zamanda İslam medeniyeti. E bu süreç sonunda da zaten kimya artık bilim olmaya doğru bir yolculuğa çıkmış oluyor. Peki bu süreçte simyadan kimyaya geçişte... Hmm. Katkı sunan bilim insanları kimlerdi? Arkadaşlar öncelikle bir Yunanistan'a gideceğiz. Yunanistan'da çok önemli kişiler var. Ee, Yunanistan'da şöyle diyeceğiz arkadaşlar. Madde tanımı yapılmaya çalışıyordu. Maddeyi tanımlamaya çalışan iki kişi ön plana çıktı. İki tane tanım ön plana çıktı daha doğrusu. Birisi dedi ki dört öğe kuramından tanımlayalım biz. Yani ateş, su, hava ve toprak olmak üzere dört tane temel öğe vardır. Geri kalan bütün elementler bu dört öğenin e, türevleridir dedi arkadaşlar yani maddenin tanımını böyle yaptı ve bu tanım simya'nın temelini oluşturdu simya e, bu tanım sayesinde aslında var oldu diyebiliriz e, bu tanımı yapan kişi hemen aklımıza empedokles ismini getirecek arkadaşlar bunu unutmuyoruz empedokles ismi dört üye kuramını ilk defa tanımlayan kişiydi ve bunun yanı sıra İtme ve çekme kuvvetlerini aslında hani felsefik bir tanım bekliyoruz ya burada tabii ki e bunlar filozof olduğu için bilimsel bir tanım olmadığı için içerisinde itme ve çekme kuvvetlerini aslında nefret ve sevgi ifadeleriyle özdeşleştirdi. İki madde birbirini seviyorsa aralarında çekme kuvveti oluşur. Birbirinden nefret ediyorsa da itme kuvveti oluşur gibi bir tanımlama yaptı. Diğer madde tanımına gelecek olursak bu da atom üzerinden gitti arkadaşlar. İlk defa tarihte atomdan bahseden kişi burada karşımıza çıkacak. Maddenin halini de atom yüzeyi belirler diye bir ifade kullanacak. Atom deyince aklımıza Demokritus ismi gelecek arkadaşlar. Peki Demokritus atomu nasıl tanımladı? Dedi ki sen herhangi bir maddeyi alır parçalamaya başlarsan ve Artık parçalanamayacak kadar küçük en küçük yapı taşına ulaşırsan orada elde ettiğin yapı taşı e, bunun atomudur. Yani bir kayayı alıp elinde çekişte parçaladığını varsay, artık en küçük parçaya kadar gittiysen onun atomunu bulmuşsundur demek oluyor. Şeklinde atomları tanımladı ki atoma adını verdiği bu taneciklerin aslında kelime anlamı da parçalanamaz, bölünemez karşılığındaydı arkadaşlar. E, dolayısıyla bak madde tanımı ile ilgili önemli iki tane tanımımız var. Empedokles dört ve kuramı üzerinden tanımlıyor diyeceğiz. Demokritos atom fikrini ortaya ilk atan kişiydi ve Demokritos maddenin fiziksel hallerini belirlerken dedi ki eğer atomun yüzeyi çok pürüzsüzse tanecikler birbirinden kayamayacağı için katı halde olur. Pürüz Pardon pürüzsüzse kayabileceği için sıvı halde olur. Pürüzlü yüzeylere sahipse birbiri üzerinden kayamayacağı için katı halde olur gibi tanımlamalar yaptı. Daha sonra Yunanistan'da kalmaya devam ediyoruz. Burada arkadaşlar Aristo adı ön plana çıkıyor. Çünkü dedik ki iki tane tanım yapıldı. Birisi dörtüye birisi e, atom kavramı. Bunlardan hangisinin yayılacağına karar veren kişi... Aristo oldu çünkü çok güçlü bir insandı. E, kendine ait bir okulu vardı, kralların fikir danıştığı bir kişiydi. Dolayısıyla da onun seçtiği tanım yaygınlaşan tanım oldu. Hangi tanımı seçti peki? Dört öğe kuramını seçti arkadaşlar. Dedi ki e, maddelerin tıpkı Empedokles'in söylediği gibi dört temel öğeden oluştuğunu düşünelim bunun yanı sıra bu dört öğenin yanı sıra dört tane de temel özellikle bu fikri biraz daha geliştirdi. Ne dedi peki? Dedi ki bir madde ya sıcaktır ya soğuktur. Dolayısıyla mesela ateşten bahsediyorsak bunu tabii ki sıcak olmasını bahsediyoruz. Bunu zıttı olan sudan bahsediyorsak soğuk olmasını bekliyoruz. Ya ıslaktır ya kurudur. Dolayısıyla suyun ıslak olduğunu biliyoruz. O zaman buranın da kuru olması gerekiyor. Yani ateş sıcak ve kuru özelliklerine sahipken su ıslak ve soğuk özelliğine sahip olacak. Hava sıcak ve ıslak özelliklerine sahipken toprak kuru ve soğuk özelliklerine sahip olacak. Maddelerin birbiri arasında döngü yapabilmesi de bu özelliklerden kaynaklanıyordur diyecek. Bunun yanı sıra İslam medeniyetinde çok önemli gelişmeler yapıldı arkadaşlar. Bak buraya kadar Yunan medeniyetinin yaptığı katkılardı aslında. Burası işin felsefik kısmıydı. Daha sonrasında bu simyayı bilime götüren en önemli çalışmalar İslam medeniyetinde ortaya çıktı ne gibi kimya fizik ve eczacılıkla ilgilenen bir bilim insanımız vardı arkadaşlar o gitti ilk kimya laboratuvarını kurdu ve kurduğu bu laboratuvarda zaç yağı gibi kezzap gibi tuz ruhu gibi kral suyu gibi bugün de çok önemli yere sahip olan kimyasaların keşfini gerçekleştirdi bak bu ifadeleri görüyorsak hemen aklımıza Cabir bin Hayyan gelecek arkadaşlar. Bu en önemli gelişmeleri ortaya atan e, İslam medeniyeti bilim insanıydı. İkinci bir bilim insanı olarak da arkadaşlar karşımıza şu bilgiler gelecek. Bir doktordan bahsediyoruz burada pediatri ilminin babası olarak değerlendirdiğimiz bir doktor var. Çiçek ve kızanlık hastalıklarının tedavisini geliştiren bir kişiden bahsediyoruz o dönemde. Avrupa'da insanlar çiçekten kızamıktan yıkılırken orada herkes ölürken İslam medeniyeti o kadar etkilenmiyordu. Çünkü e, Ebu Bekir Er Razi ismi bu medeniyette yaşıyordu ve bu tedavi yöntemlerini geliştiren kişi ta kendisiydi. Bunun yanı sıra karınca asidi yani formik asidi geliştirdi. Balon, beher, spatül gibi kimya laboratuvarlarında bugün de yaygın olarak kullanılan birçok e, araç gerecin keşfini kendisi gerçekleştirdi. Bir de e, simyayı tam olarak kimyaya götüren yani gerçekten bilme dönüştüren iki isim karşımıza çıkacak. Bunlar çok önemli olacak arkadaşlar. Robert Boyle ismi burada bahsedeceğimiz ilk isim olacak arkadaşlar. Robert Boyle kuşkucu kimyager adını verdiği bir kitap yazıyor. Bu kitapta da elementlerin tanımını yapıyor. Bak bu gelişme neden önemli? Çünkü dedik ki simya aslında e, 4 dört öğe kuramına dayanıyor. Yani simyanın temelinde yer alan madde tanımı dört öğe kuramı üzerinden geliyor. Ama Robert Boyle yazdığı bu kitapta bir element tanımı yaptığı için simyayı bitiren kişi ünvanını kazanıyor. Dolayısıyla Robert Boyle tarihteki ilk kimyacıdır arkadaşlar. Simyanın kimyaya dönüşümüne en önemli katkılardan birini Robert Boyle sağlamıştır. Bunun yanı sıra gazlarda basınç hacim ilişkisini ...açıklayan bir kanun ortaya atıyor ki onu daha sonralarda Boyle Kanunu olarak biz de derslerimizde işlemeye devam edeceğiz. İkinci çok çok önemli isim Lavoisier olacak arkadaşlar. Lavoisier Fransız ihtilali döneminde yaşamış, guillotine ile idam edilmiş çok önemli bir bilim insanıdır. Neler yapıyor peki? Kütlenin korunumu kanununu buluyor. Bak en önemli gelişmesi budur. Kütlenin korunumu kanununun önemi nedir peki neden bu kadar önemli diyoruz? Çünkü modern kimyanın başlangıcı olarak kütlenin korunumu kanununun ortaya atılması olduğunu kabul ediyoruz. Çünkü Kütlenin korunumu kanunu sayesinde artık terazi kullanımı yaygınlaşmış ve kimya gerçekten bir bilime dönüşmeye başlamış. Gerçekten matematik temelleri olan bir bilime dönüşmüş. Bu nedenle de modern kimyanın babası ünvanını Lavoisier almıştır. Bunun yanı sıra yanma olayını bugün bildiğimiz anlamıyla yani maddelerin oksijenle verdiği tepkimi olarak tanımlayan kişi de Lavoisier'in ta kendisi de bu da onunla ilgili en önemli ikinci gelişmedir diyebiliriz. Şimdi artık geçelim kimya biliminin bütün sürecini değerlendirdik e, kimya bilimi ortaya çıktı Peki bilim haline geldikten sonra hangi disiplinlere ayrıldı hangi alt çalışma alanları yer alıyor biyokimya polimer kimyası fizikokimya endüstriyel kimya o anorganik kimya ve organik kimya ve analitik kimya şeklinde e, kimya biliminin alt disiplinlerini sıralayacağız hepsini tanımlayacağız. Şimdi ilk olarak biyokimyadan bahsedelim arkadaşlar. Şimdi biyokimya adı üzerinde bak biyoloji ve kimya bilimlerini birleştiren bir alt disiplinden bahsediyoruz. Dolayısıyla biyokimya deyince aklımıza hemen canlı, organizmalar gelecek. Canlı organizmalardaki hem kimyasal tepkimeleri hem de yer alan kimyasalların tamamıyla ilgilenen bilim dalı biyokimyadır diyelim. Ne gibi? Yapılarla ilgileniyor. Protein gibi, karbonhidrat gibi, lipid gibi, DNA gibi, RNA gibi bunların hepsi birer molekül yapısı aslında. Dolayısıyla kimyasal maddeler ve aynı zamanda canlıların da temel yapılarını oluşturan birleşiklerdir, moleküllerdir. Dolayısıyla hem biyolojinin hem kimyanın ortak ilgi alanı olduğu için bunlar biyokimya tarafından ilgilenir, incelenir diyebiliriz. Bazı kimyasal tepkimeler ve özellikler var tabii ki aynı zamanda biyokimyanın ilgilendiği. Solunum gibi, fotosentez gibi, sindirim gibi, dolaşım gibi canlı organizmalarda gerçekleşen e, kimyasal tepkimeler tabii ki biyokimya tarafından incelenir. Analitik kimya arkadaşlar bak analitik deyince aklımıza hemen analiz kelimesi gelecek. Analiz kimyası. Ne yapıyor peki bu bilim dalı? Bu bilim dalı arkadaşlar herhangi bir madde örneği geldiği zaman bilim dalının eline bunun içerisinde hangi maddeler var? Hangi miktarda var? Hangi oranda var? Bunların hepsini e, araştıran, inceleyen bilim dalıdır diyebiliriz. Mesela kan ve idrar tahlili vermeye gittik hastaneye. Burada bununla ilgilenen kişiler aslında analitik kimya uzmanlarıdır. Ya da herhangi bir besinin içeriğinde hangi maddelerden neler var? Bununla ilgili bir analiz sürecine giriyorsak tabii ki analitik kimya bununla ilgilenecek. Ya da suyun sertlik veya pH ile ilgili bir ölçüm yapılacaksa, suyun analizleri yapılacaksa tabii ki yine analitik kimya devreye girecektir. Geçiyoruz fiziko kimyaya. Burada da adı üzerinde arkadaşlar. Fizik ve kimya bilimlerini birleştiren bilim dalıdır diyebiliriz. Yani aslında kimyasal tepkimelerdeki fiziksel değerleri, fiziksel büyüklükleri inceler diyebiliriz. Ne gibi? ısı ve iş dönüşümleri arkadaşlar. Herhangi bir kimyasal tepkimedeki ısı alışverişi nedir? Veya e, ne kadar iş yapılmıştır? Bunun hesabı. Ya da tepkimenin hızı ile ilgili, mekanizması ile ilgili bütün çalışmalar tabii ki fiziko kimyayla alakalıdır. Bunun kendi... Alt disiplinleri de var arkadaşlar. Ne gibi elektrokimya da aslında fizikokimyanın bir alt dalıdır diyebiliriz. Ya da termodinamik yine aynı şekilde fizikokimyanın bir alt dalıdır. Kimyasal kinetik benzer şekilde yani fizikokimyanın da e, alt disiplinleri vardır diyebiliriz. Organik ve organik kimyaya gelecek olursak arkadaşlar bunlar hani birbirinin zıttı gibi gözüken iki kavram. E, tam da öyle olacak tabii ki organik kimya deyince organik bileşikleri tanımlayarak başlayacağız. Diyeceğiz ki karbon temelli bileşikler organik bileşiklerdir. Dolayısıyla bu bileşikleri inceleyen bilim dalı da organik kimyadır arkadaşlar. Karbon olmazsa olmazımız bunun yanı sıra hidrojen, oksijen, azot ve kükürt de bu bileşiklerin yapısında yer alabilir. Özellikle hidrojen e, büyük oranda neredeyse hepsinde vardır arkadaşlar. Hatta şöyle tanımlayabiliriz. Canlılar tarafından sentezlenen ve yapısında hem aynı anda karbon ve hidrojeni içeren bileşikler organik bileşiklerdir. Dolayısıyla bu bileşiklerle ilgilenen bilim dalı da organik kimyadır. Ne gibi? Petrol. Petrol sonuçta canlı kalıntılarıdır ve canlılar tarafından aslında sentezlenen maddelerin orada birikimidir. Ya da boyalar. Genellikle canlılardan elde edilen yapılardır. Dolayısıyla organiktir ya da ilaçlar gibi, plastikler gibi ki plastikler de petrol ürünüdür çoğunlukla biliyoruz. Bunların hepsi organik kimyanın ilgi alanına giriyor. Anorganik kimyaya gelecek olursak da arkadaşlar diyeceğiz ki organik kimyadan geri kalan ne varsa bu anorganik kimyanın ilgi alanında olur. Ne gibi? Asitler gibi, bazlar gibi, tuzlar gibi. Bunun yanı sıra... E, metaller, soy gazlar, ametal yapılarının element hallerinden bahsettiğimiz zaman ya da yarı metal yapıları ya da doğadaki bazı mineraller yani aslında organik bileşiklerden arta kalan ne varsa anorganik kimyanın ilgi alanındadır diyebiliriz. Polimer kimyası bir alt disiplinimizde arkadaşlar. Burada diyeceğiz ki çok sayıda küçük birim molekülün ki bu birim moleküllere monomer adını vereceğiz. Bunlar bir araya gelerek oluşturduğu çok büyük molekül yapılarına ki bu büyük molekül yapılarına da polimer adını vereceğiz. Ve bu sürecin tamamını inceleyen bilim dalı polimer kimyası olacak. Ne gibi arkadaşlar? Mesela naylon, plastik, orlon, kauçuk gibi... yapay polimerlerde mevcut. Bunun yanı sıra Canlı vücudunda ortaya çıkan oluşan protein ve nişasta gibi bazı doğal polimerlerde mevcut küçük molekül yapıları var. Bunlardan binlercesi bir araya gelip tek bir büyük molekül yapısını oluşturuyor. İşte bu sürecin tamamı da polimerle alakalı oluyor. Endüstriyel kimyaya geldiğimiz zaman arkadaşlar kullanılan ham maddelerin üretimiyle ilgileniyor. Ve tabii ki bunların depolanması ya da ekonomik süreçleriyle ilgili bütün her şeyle endüstriyel kimya ilgileniyor diyebiliriz. Burada şöyle de değerlendirebiliriz aslında. Çok yüksek miktarlarda üretim varsa orada endüstriyel kimya devreye girer. Çünkü burada verim, ambalajlama ve kalite kavramları da çok çok ön plana çıkmak zorunda kalıyor. İşte bu süreci de endüstriyel kimya takip ediyor. Kimya ile ilgili bazı endüstrilere gelecek olursak, e yani yarın öbür gün bir kimyacı olacak olursak, nelerde, hangi alanlarda çalışıyor biliriz, hangi alanlarda kendimizi iş bulabiliriz. Mesela petrokimya, ilaç, gübre, arıtım, tekstil ve boya bu alanda sayabileceğimiz ön plana çıkan endüstriler olacak. Mesela ilaçtan bahsediyorsak arkadaşlar, bak bir ilacın ham maddesinden vücutta gerçekleştirdiği tepkimeleri, üretim sürecini araştırmalarına raf ömrünün belirlenmesine ve artırılmasına ve bütün araştırma geliştirme çalışmalarına kadar ambalajlanmasına kadar bütün süreçte kimya ile ilgili çalışmalar vardır. Kimya bilmek zorundayız. Yani bir ilaç endüstrisi çalışanıysak kimyayı her aşaması için bilmek zorundayız. Petrokimyaya gelelim. Petrokimya dediğimiz neyle ile ilgilenir? Tabii ki petrol ve doğalgaz ve bunların ürünleri ilgilenen endüstriydi arkadaşlar. Burada Sıvı ve gaz yakıtların üretimi ve bütün ayrıştırma süreçleri, gaz yağının oluşumu, çözücülerin burada petrolden arındırılması, ayrıştırılması, makinelerde kullanılan motor yağları veya parafinler. Bunların tamamı petrolün ürünleri. Dolayısıyla da petrolün bu bileşenlerin ayrıştırılması ile ilgili bütün çalışmalar petrokimya endüstrisine ait. Gübreye gelelim. Tanımlayacak olursak gübreyi nasıl tanımlıyoruz? Biz zaten tezek dediğimiz yapı var. İneklerin bizim için ürettiği gübreler var. Bir de suni gübreler var. Yani fabrikada bizim ürettiğimiz gübreler. Ne işe yarıyor bunlar? Tarımda ürünlerin miktar ve kalitesini artıran maddelerdir. Bunu nasıl sağlıyoruz? Mesela gidiyoruz toprağın analizlerini yapıyoruz. Ürünü üreteceğimiz. Ve buradaki hangi maddelerin eksik olduğunu belirliyoruz. Ardından da e, o maddeleri tamamlamak için gübremizi üretiyoruz. Burada hangi maddeler eksik olabilir? Azot, fosfor, potasyum... Kalsiyum ve kükürt gibi bitkilerin gelişimine çok önemli katkıları olan bazı bileşenlerin e, toprakta zenginleştirilmesini sağlamak için e, ürün üretebiliriz. Gübrenin üretiminden uygulanmasına kadar bütün süreçte de tabii ki kimya bilimine ihtiyaç duyarız. Arıtım endüstrisine gelecek olursak e, arıtılan maddeler nelerdir arkadaşlar? Havayı arıtabiliriz mesela fabrika bacalarının filtrelenmesi buradaki arıtım e, sürecine girer. Ya da suyun arıtılması ve musluğumuza kadar gelmesi bütün süreç tamamen kimya ile alakalıdır. Ya da toprağın kirleticilerden temizlenmesi yine kimyanın ilgi alanına girer arkadaşlar. Peki arıtım çalışma süreci nasıl oluyor? Öncelikle analiz süreci var. Yani atıyorum bir e, su örneğinin temizlenmesini, arıtılmasını sağlamak istiyorsak öncelikle içerisindeki kirleticileri belirlememiz gerekiyor. Ardından bu kirleticilerden nasıl kurtulacağımıza dair yöntemleri belirlememiz gerekiyor. Sonrasında da bu yöntemlerin uygulanması gerekiyor tabii ki. İşte bu süreçlerin tamamında da tabii ki kimya bilgisine ihtiyaç duyuyoruz. Boya ve tekstil bir sonraki bahsedeceğimiz endüstriler olacak. İnşaat, gıda, tekstil, ahşap ve metal alanlarının tamamında boyamaya ihtiyaç duyuyoruz arkadaşlar. Bir şekilde boya kullanıyoruz. Bu boyaların elde edilmesi bir yüzeye uygulanması veya o yüzeyden uzaklaştırılması tamamen e, kimya bilgisine dayanan süreçlerdir arkadaşlar kimya bilimiyle alakalı veya tekstile geldiğimiz zaman tabii ki tekstil dediğimiz zaman aklımıza hemen iplik geliyor ve bu ipliklerin elde edilmesi dokunması, boyanması veya boyanın tekrardan uzaklaştırılması tabii ki yine kimya ile alakalı oluyor. Gelelim mesleklerden bahsetmeye. En yaygın bilindik ve kimya bilimine çok yakından ihtiyaç duyan meslekler nelerdir arkadaşlar? İlk olarak tabii ki kimya diyorsak kimyagerden bahsetmemiz gerekiyor. Kimyager adını verdiğimiz kişiler aslında az önce bahsettiğimiz kimya disiplinlerinden herhangi biri konusunda uzmanlaşmış ve bu bilim dalını geliştirmeye çalışan kişilerdir diye tanımlayabiliriz. Kimya öğretmeni tabii ki kimya eğitimi ilgili e, toplumun temel kimya bilgisine sahip olmasını sağlamakla görevli kişilerdir diyebiliriz. Kimya mühendisi diyelim arkadaşlar burada teknoloji üreten kişilerdir mühendisler aslında. Yeni ürünler ortaya çıkarmaları, tasarımlar yapmaları beklenir. Ama bir kimya mühendisinin bu teknolojileri üretmesi için kimyayı çok iyi bilmesi yeterli değildir. Çünkü kimyayı bildikten sonra bunu birleştirebileceği yeni teknolojilere dönüştürebileceği matematik, fizik ve biyoloji bilgisine de sahip olması beklenir. Bunları bilmesi de yetmiyor arkadaşlar. Bir de tabii ki patronlarının para kazandırması gerekiyor. Yani bir şekilde bunun e, getirisi olması gerekiyor. Bunu da işte ekonomi bilgisiyle sağlaması gerekiyor. Yani sadece kimya değil, bu alanlarda da uzmanlaşmış kişiler ve bu bilgileri kullanarak yeni teknolojiler üreten kişiler kimya mühendisliği görevine sahiptir diyebiliriz. Eczacıya gelecek olursak, ilaç endüstrisinden bahsettik. Bütün süreçte kimya vardı. E dolayısıyla da aslında bütün bu süreçlerde çalışan kişiler eczacı olarak isimlendirilir. Yani üretim, geliştirme, dağıtım, araştırma geliştirme süreçlerinin hepsinde Eczacılar kimya bilgileri sayesinde çalışır. Metalürji mühendislerinden bahsedecek olursak arkadaşlar, bak şuradaki metal hemen biz orada adı ilgili kopyayı versin aslında metal madenlerinin filizlerinin ayrıklanması, alışımların elde edilmesi ve bu alışımlardan tasarımlar oluşturulması e, tamamen metalürji mühendislerinin ilgi alanına girer diyeceğiz arkadaşlar. Neler yaptık şöyle dersimizi bir özetleyelim hep birlikte. Kimyanın bilim olma sürecinden bahsettik. Yani simyadan yola çıkıp tam milattan önce 3000'lerden yola çıkıp bugünkü kimya bilimine nasıl ulaştığımızdan bahsettik. Uygarlıkların kimya bilimine katkılarından tek tek bahsettik. Kimya bilimine katkı sağlayan bazı çok önemli bilim insanlarından bahsettik. Empedokles, Democritus, Aristo Yunanistan'da ön plana çıkan isimlerdi. Cabir bin Hayyan ve Ebubekir Errazi İslam medeniyetinin ön plana çıkan isimleriydi. Ve bunun yanı sıra Robert Boyle ve Lavoisier de yine bilmemiz gereken önemli iki bilim insanıydı. Bunun dışında başlılı kimya disiplinlerinden bahsettik. Endüstrilerden bahsettik ve son olarak meslekleri ele aldık arkadaşlar. Böylece bir sonraki dersimizde tekrar burada buluşmaya hazır hale geldik. O zaman ne yapıyoruz? Tabii ki ödüllü sorumuzu cevaplandırıyoruz. Yorumlarda paylaşmayı ihmal etmiyoruz. Ders kaçırmamak için kanala abone olmayı asla ihmal etmiyoruz ve bir sonraki dersimizde tam da burada tekrar görüşüyoruz. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Tekrar görüşmek üzere.